Arkadaşlar bu videomuzda plasentadan bahsedeceğiz. Biraz da doğuma değineceğiz. Kısaca. Şimdi embriyo normal olarak besin ihtiyacını 2 ila 4 hafta arasında rahim içini saran endometriyum tabakasından karşılıyor arkadaşlar. Ancak 4. haftadan sonra özellikle embriyo onu saran zarların oluşturduğu bir yapı var, plasenta. Oradan göbek kordonu aracılığıyla besleniyor. Oraya besini de anne gönderiyor. Şimdi onu anlatacağım. Şöyle kabaca anne karnındaki bir bebeği çizelim. Onun üzerinden bu göbek kordonu olayını anlatayım. Şimdi burada gördüğünüz şu kısım göbek kordonu arkadaşlar. Göbek kordonunun olduğu kısmı büyüteceğim. Oranın üzerine anlatacağım. Göbek kordonunda bebekten gelen damarlar vardır arkadaşlar. Göbek kordonunda anneden gelen bir damar yok. Nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Şimdi bunu büyütelim. Bunu büyüttüğümüz zaman arkadaşlar yapısında damarlar göreceğiz. Önce toplar damarı çizeyim. Bunun yapısında bir tane toplar damar var. Göbek kordonunda bir tane toplar damar var. Bu toplar damar kollara ayrılıyor göbek kordonundan çıktıktan sonra plasentaya girdiğinde. Mavi ile gösteriyoruz toplar damarı. Toplar damar plasentada böyle küçük el gibi yapılara dönüşüyor arkadaşlar. Bunlar madde alışverişinin gerçekleştiği yapılar. Bu el gibi yapılar birer boşluk var. O boşlukların içerisinde yer alıyorlar arkadaşlar. Böyle boşluklar var. Boşlukların içerisinde yer alıyor damarlar. Buranın devamında işte annenin dokusu var. Rahim duvarı var. Plasentadan sonra. Şimdi bu boşluklarda madde alışverişi gerçekleşiyor. Annenin atar damarlarını çiziyorum şu anda. Bu boşluklara annenin atar damarları temiz kanı getiriyor arkadaşlar. Temiz kanın içerisinde oksijen var, besin var. Anne atar damarıdır bunlar. Sonra oradan bir de toplar damar çıkıyor. Bu da annenin toplar damarıdır. Bu toplar damar da o havuzda biriken kirli kanı alıyor arkadaşlar. Atar damar temiz kan getiriyor. Toplar damar kirli kanı götürüyor. Bu havuzlardan diyelim. Yani annenin getirdiği o besin ve oksijen bebeğin göbek kordonundaki toplar damarıyla bebeğe ulaşıyor arkadaşlar. İşte bu toplar damar besin ve oksijen taşıyor arkadaşlar. Normal olarak bir insanın vücudunda toplar damar besin ve oksijen taşımaz. Atık taşır ama göbek kordonu ters bir durumda. Anneden gelen besin ve atıkları, besin ve oksijeni pardon, bebeğe ulaştırıyor. Şimdi gelelim bebeğin atıkları ne oluyor? Bebek atıklarını atar damarıyla göbek kordonundan plasentaya gönderiyor. Aynı şekilde o el gibi yapılara dönüşüyor bu atar damarda. Bu el gibi yapılardan atıklarını o havuzlara döküyor arkadaşlar. İki tane atar damar vardır göbek kordonunda. Bu iki atar damar yardımıyla atıklar bu havuzlara ulaştırılır. Bu havuzlardan da annenin toplar damarı bu kirli atıkları alır ve kendi boşaltımıyla atar. Yani arkadaşlar, göbek kordonundaki atar damarda bebeğin karbondioksit ve atık maddeleri vardır. Bunlar atar damarlarla bu havuzcuklara gelirler. Oradan difüzyonla anne kanına geçerler ve anne kanından da anne dolaşım sistemine geçip oradan atılırlar. Yani anne ile bebek arasında doğrudan bir kan bağlantısı yoktur. Kan damarı bağlantısı yoktur. Bu bebeğin içinde bulunduğu sıvıya amniyon sıvısı deniyor. Aynı zamanda bu sıvıdan örnek alınarak kalıtsal hastalık var mı yok mu bakılıyor. Buna amniyosentez deniyor arkadaşlar. Doğuma da kısaca bakalım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi gebelik 40 hafta sürüyor yaklaşık. 40 haftanın sonunda hipofiz bezinin arka lobundan salgılanan oksitosin hormonu ile doğum başlıyor arkadaşlar. Oksitosin hormonu rahimi etkiler. Hedef organı rahimdir, uterustur, uterus düz kastır. Ritmik kasılmalarla yavaş yavaş kasılıp gevşer, kasılıp gevşer. İşte sancı olarak adlandırırız bunları. En son kuvvetli bir kasılmayla bebeği dışarıya doğru iter ve doğum gerçekleşir. Oksitosinin bir diğer görevi de arkadaşlar, süt bezlerindeki sütün salgılanmasını sağlar.
Doğumla beraber aynı, ama şunu unutmayalım. Sütün üretimini başlatan hormon prolaktindir. Prolaktin. Oksitosin doğum hormonu olarak aklımızda kalabilir. Doğumu gerçekleştiren organ da rahimdir arkadaşlar. Sütle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Süt, anne sütü çok önemli. Bebeği besliyor evet, ama aynı zamanda antikor vardır anne sütünde. Bebeğin bağışıklık sistemi için oldukça gereklidir. Bebeği korur. Son olarak tüp bebekten bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Tüp bebek yöntemi şu şekliyle aklımızda kalmalı. Normal yollarla birleşemeyen sperm ve yumurtanın işte anne ve baba adaylarından alınıp laboratuvar şartlarında birleştirilip belli bir olgunluğa ulaştırıldıktan sonra annenin rahmine yerleştirilip oradan doğumun gerçekleşmesinin sağlanmasına verilen isimdir tüp bebek yöntemi.